Evet, sıramızın sonuna geldim. 8 tek yaptım. Bakın bitiş noktam. Bu noktaya son çifimi batıyorum. 8 tane tek ördüm. Şimdi son çifimi batıyorum. Bu noktaya tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftle bitirdik. Şimdi sıramızı tamamladık. Benim için artırma sırası 8 tek bir çifte bitiyor. Ama sizler daha büyük yapmak isterseniz eğer 8 tek bir çiftten sonra devam ederek spiral bir şekilde yine 9 tek bir çift, bir üst sırada 10 tek bir çift şeklinde birer birer artırmaya, çiftlerin üzerine çift batarak artırmaya devam edebilirsiniz. Benim için böyle bir taban yeterli. Ölçüsünü de şöyle santim olarak da söyleyeyim. Metremi yanıma aldım. Bakın 16 santim. Şöyle tam ortadan tutalım. Bitiş noktasından tuttuğumuzda yine şöyle 16 santim görüyorsunuz. 16 santim benim için yeterli bir taban. Ama sizler daha büyük yapmak isterseniz daha büyük de çalışabilirsiniz. Şimdi artırma sırası benim için bu kadar yeterli. Şimdi bakın hepsine tek batarak devam edeceğim. Yine arka tek kanatlarına batarak devam ediyorum. Hepsine tek batacağım. Görüyorsunuz. Bu arada tabanımızda herhangi bir marullaşma olmadı. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Bakın oldukça muntazam oldu. İpi dengeli çekmekte fayda var. Bunu başlangıçta da söylemiştim. Siyah ve krem ipi dengeli yürütmekte fayda var. Eğer çok gevşek bırakırsak marullaşır. Eğer çok sıkarsak da toplanır. Şimdi tamamen yine spiral bir şekilde. Bakın başlangıçta da ne yaptık? 10 tane sık iğne yaptık. İkinci sırada hepsine çift battık. İkinci sıraya dahi geçerken herhangi bir kaydırma yapmadık. Direkt ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batarak çift sık iğneyle artırmaya başladık. Ve birer birer her sırada birer birer arttı. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift, beş tek bir çift, altı tek bir çift şeklinde 8 tek bir çife kadar devam ettik. Spiral bir şekilde. Bakın. Döne döne örmeye devam ettik. Çantamız bu şekilde devam edecek. Herhangi bir gizleme ve birleştirme noktamız olmayacak. Ben şöyle çife kadar tek örmeye devam edeyim. Bakın hepsine tek örüyorum. Arka tek kanatlarını batıyorum. Bakın çiftin olduğu noktaya geldik. Bu noktaya da tek örüyorum. Bu şekilde. Bu sırada ilk tek sırasında ipi çok fazla sıkmayacağım. Yürüttüğüm ipi çok fazla sıkmayacağım. Yani dengeli bırakacak şekilde şuradaki köşelenmelerin gitmesini istiyorum. Hatta bir tık böyle yumuşak bırakacağım bu içerideki ipi. Çok fazla çekmeyeceğim. Sıfırlamaya çalışmayacağım. Yani bu normalde ördüğüm gibi. Bir tık gevşek bırakıp şu köşelenmelerin olmasını istemiyorum bir üst sırada. Şimdi hepsini tek yaptığımda bu köşelenmeler biraz daha aza inecek. Ben şimdi hepsine tek batarak sıra sonuna kadar geleyim. Bu arada şu çengelli iğnemizi de bakın son çifimizin olduğu noktaya takalım. Yine başlangıç ve bitiş noktası bizim için önemli. Bu iğneyi yürütmeye devam edeceğiz. Şimdi hepsine tek batarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın düzlenmeyi görüyorsunuz. O köşelenme neredeyse hiç kalmadı. Görüyorsunuz tamamen muntazam bir yuvarlığa doğru gidecek. O köşelenmeler başlangıç taban noktasında önemli değil. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın son çifin sonuna batıyorum. Son sık iğneyi de yaptım. Şimdi bu noktada dediğim gibi bir önceki sırada da söylemiştim. Artık artırma yapmayacağım. Sadece bu ilk sırayı söylemek istedim. Çok sıkmadım. Yani neredeyse hiç çekmedim. Hiç çekmeden gevşek bırakmaktan kastım o. Hani bir tık gevşek bırakmaktan. Hiç çekmeden bu sırayı tamamladım ki şu köşelenmeler tamamen ortadan kalksın diye. Şimdi spiral bir şekilde hepsine tek batarak artık artırma işimiz yok. Tamamen hepsine tek batarak çantamızı yükselteceğiz. Sonrasında krem ve siyah renkli iplerimizin dahil olduğu noktaları da ben sizlere sırası geldikçe paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi kırmızı ipimle bakın herhangi bir gizleme birleştirme noktası yok. Spiral bir şekilde hepsine tek batarak örmeye devam edeceğiz. Tek battığımız için çantamız yavaş yavaş çukurlaşacak ve duvar çıkmaya başlayacağız. Dediğim gibi artırma yok. Şimdi spiral bir şekilde hepsini tek tek öreceğim. Kaç sıra ördüğümü de bu ilk tek sırasından sonra kaç tek ördüğümü de yine sizlerle paylaşacağım. Bakın şimdi bu haldeyiz. Hepsini tek batarak spiral bir şekilde
duvar yükseltmeye başlayacağım. Yeteri kadar duvarımı kırmızıyla yükselttikten sonra kaç sıra ördüğümü de sizinle paylaşacağım. Ben şimdi duvarımı kırmızıyla hepsini tek batarak spiral bir şekilde öreyim, yükselteyim. Sonrasında diğer renklerimizle çalışmaya birlikte geçelim. Şimdi çantamın duvarını yeteri kadar yükselttim. Çiftten sonra tekleri 10 sıra hepsini tek örerek bu şekilde zaten çukurlaşacak bir noktadan sonra 3-4 yani 3. sıradan sonra tamamen çukurlaşıyor ve duvar yükseliyor. Ben 10. sırada kırmızıyı bakın şöyle son batacağım, kırmızıyı da batmıştım. Bu noktada bakın renk geçişi yapacağım şimdi. Batıyorum kırmızıyla. Kırmızıyla ilmek çıkarıyorum. Arka tek kanalına batarak örüyorduk. Şimdi siyah renkli ipimi alacağım. Bakın arkadan. Kırmızıyı bu şekilde ilmek çıkardım. Kırmızıyla çekmiyorum. Siyah ipimi tığımın başına doluyorum. Siyah rengimle geçiş yapıyorum. Renk geçişini bu şekilde sağlıyorum. Sonrasında yine tek kanatlara batarak ilmek çıkarıp sık iğne örmeye devam ediyorum. Batıyorum. Sık iğne örüyorum. Şimdi siyahla sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne örerek sıramı tamamlıyorum. Hepsine tek batarak yine kırmızıyla devam ettiğim gibi spiral bir şekilde örüyorum. İki rengi de krem ve kırmızı ipi içeri doğru gizliyorum. Siyah iple birinci sıramı tamamlayıp bir üst sıraya birlikte geçelim. Evet, siyah ipimle ilk sıramın sonuna geldim. Siyah iple şu an çok belli olmayabilir. Ben sadece burada nasıl geçiş yaptığımı akılda soru kalmasın diye göstermek istiyorum. Bakın son kırmızıya da batıyorum. Siyahla örmeye devam ediyorum. Ve devam ediyorum. Bakın burası başlangıç ve bitiş noktam. Bu son battığım kırmızı. Buna da battım sık iğne. Şimdi bir sonraki siyahta da yine tek kanadına batarak, arka tek kanadına batarak bu şekilde sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu şekilde geçişlerimizi sağlayacağız. Bakın şöyle ışığı net bir şekilde göstereyim. Bu şekilde geçiş sağlayacağız. 3 sıra siyaha 3 sıra siyahımızı öreceğiz. Ben şimdi 1. sırayı bitirdim. 2 sıra daha siyah öreceğim. Sonrasında krem renkli ipimize geçiş yapacağız. Ben şimdi 3 sırayı bitireyim. Sonra kreme birlikte geçiş yapalım. 3 sıra siyah tamamladım. 1 2 3 sıra siyah ördükten sonra son batacağım noktaya batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Şimdi beyaz rengimle geçiş yapacağım. Bakın beyaz ipimi aldım. Krem renkli ipimi. İki ilmeğin içinden geçirerek yani siyah ilmeği siyahla battım. Siyahla çekmiyorum. Krem renkli ipimle çektim. Bu gevşek kalan kısmında şöyle siyahı çekerek bu noktayı eşitliyorum. Şimdi tekrar yine arka tek kanatlarını batarak bakın kremle örmeye başlıyorum. Şöyle. Bu arada düzlüyorum. Elimle esnekliğini de alıyorum. Bakın krem renkli ipe geçtim. Hiçbir farklılık yok. Spiral bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi krem renkli ipimle devam ediyorum. Tekrar krem ipimle de bir sıra öreyim. Diğer bir sıraya geçişi göstereyim. Çünkü krem iple daha net belli oluyor. Tek kanatlarına batıyorum. Şimdi siyah da çok belli olmuyordur. Şimdi bu kremle birinci sıramı tamamlayayım. Sıra sonunda bir üst sıraya birlikte geçelim. Evet, krem ipimle sıramın sonuna geldim. Bakın son noktaya da sık iğne örerek devam ediyorum. Tek kanatları batıyorum yine bu şekilde. Direkt geçiş yapıyorum. 3 sıra bu şekilde krem ipimle örmeye devam ediyorum. Başlangıçta siyahtan 3 sıra ördüm. Şimdi kremle de 3 sıra öreceğim. 3. sıranın sonunda tekrar siyaha geçiş yapacağız. Evet, şimdi 3 sırada krem renkli ipimle ördüm. Son batacağım noktanın bakın arka tek kanalına batıyorum. Normal örer gibi ilmek çıkarıyorum. Burada kremle çıkardığım ilmeğimi siyah rengimle geçiş yapacağım. Bakın krem renkli ipten ilmek çıkardım. Siyah rengi tığımın ucuna taktım. İki ilmeğin içinden geçirerek renk geçişi yapıyorum. Esneyen krem ipi bakın ilmeği de buradan çekip eşitliyorum. Bu şekilde eşitledikten sonra bakın yine
Sürekli arka tek kanatlarını alıyoruz. Gelen sık iğnelerin tek kanatlarına batıyoruz. Bu şekilde. Bir kere daha detaylı göstereyim. Bakın. Bu şekilde örerek devam ediyoruz. Bundan sonra sıramız nasıl devam edecek? 3 sıra krem, 1 sıra siyah. 3 sıra krem, 1 sıra siyah. Artık kırmızıyla herhangi bir işimiz kalmadı. Ben şimdi burada 1 sıra siyah öreceğim. Sadece başlangıçta da şurada 3 siyah yaptık. Bu sadece başlangıçtaydı. Sonrasında artık 3 krem, 1 sıra beyaz. 3 sıra krem öreceğiz. 1 sıra beyaz örerek devam edeceğiz. Şimdi ben 1 sıra siyahı tamamlayayım. Tekrar kreme birlikte geçiş yapalım. Siyahla 1 sıra ördüm. Şimdi son beyaz noktaya da batıyorum. Bakın bu şekilde battım. Siyahla ilmek alıyorum. Çıkardım siyahla ilmeğimi. Tekrar burada krem rengime geçiş yapıyorum. Doluyorum tığımın başına. 2 siyah ilmekten geçiriyorum. Şimdi burada tekrar alt sırada gösterdiğim gibi ilmeği sıkıştırdım. Şimdi beyaz ilmeği alıp beyaz ipimi örmeye devam ediyorum. Bakın burada da geçişimiz olacak. Bu şekilde olacak renk geçişlerimizde. Şimdi 3 sıra beyaz örmeye devam edeceğim. Bu arada kırmızı ipi kesmiyorum. Kırmızı iple herhangi bir işim kalmadı artık. Kırmızı ipi sadece taban ve başlangıç duvarında kullandık. Kırmızı ipi niye kesmiyoruz? Aynı vayu tekniği gibi bütün noktaların eşit olması için. Kırmızı ipi de içinden yürütmeye devam ediyoruz. Hem taban hem duvar eşit olması için, dengeli olsun diye bu iki ipi de kırmızı ipi de içinden yürütmeye devam ediyoruz. Ben şimdi yine bakın 3 sıra krem öreceğim. 1 sıra bu şekilde beyaz öreceğim. Bu şekilde duvarımı yükselteceğim. Sonrasında bağcık kısmını, ağız bağlama kısmının boşluklarını oluşturacağız. Ben şimdi bu şekilde bakın 3 sıra beyaz, 3 sıra krem, 1 sıra siyah. Şimdi 3 sıra krem, 1 sıra beyaz şeklinde çantamın duvarını yeteri kadar yükselteceğim. Yükselttikten sonra sizinle de yine paylaşacağım. Sonra boşluklarını oluşturup çantamızın ağız kısmına geçeceğiz. Ben şimdi duvarı tamamlamaya devam ediyorum. Şu anda çantamın duvarını yeteri kadar yükselttim. Son 4 sıra kaldı. 4 sıradan sonra bitireceğim. Araya bir siyah, 3 tane krem atacağım. Yalnız ondan önce bağlayacak noktaları belirlemek istedim. Tabi buraya takmayacağım. Nasıl bakın son bitiş kısmındayım. Sıramı bitirdim 3 tane kremi. Şimdi siyaha geçeceğim. Ona geçmeden önce siyahı ördüğüm sırada boşluklar oluşturacağım. Ağız kısmını, kapama boşluklarını oluşturacağım. Onun için de ben tabi önceden şöyle belirledim. Nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum şimdi. Bakın şöyle çantamı, kenar kısmı, burada bakın ip geçiş noktalarımız var. Bu yan tarafta kalacak şekilde şöyle kapattım çantamın ağzını. Burayı elimle şöyle el ütüsü yaptım. Sonra ön kısmı böyle ikiye büktüm. Bakın önce bir kenardan böyle iz yaptım. Sonra önden böyle ikiye katlayıp iki kulak yaptım. Sonra yine karşıdan çevirip çantamı, bakın karşı taraftan da kulak yaptım. Bu şekilde şöyle bir yıldız şeklini verdim. Bakın karşılıklı 2, 4, 6 tane kulağımız olmuş oldu. Ağız kısmı bu şekilde olacak. Ben bu noktalara bakın şöyle böyle küçük bir bunu emaneten taktım. Hani yerini belirlemek için taktım. Bu ipleri sırasıyla takıp büzdüğümde şöyle bir görüntü olacak. Büzelim. Bakın. Tamamen değil de. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Ağız kısmını bu şekilde bağlayacağız. Böyle bir alt sıradan koyabilirsiniz benim gibi. Sonrasında yeri belirlemek daha kolay olacak. Ben şimdi bakın son krem noktalarımı da örüyorum. Son noktama da battım. Kremle ilmek aldım. Şimdi siyah rengime geçiş yapacağım. Krem renkli ilmek çıkardım. Siyahla geçiş yapıyorum.
Bu şekilde geçişimi sağladıktan sonra bir sıra siyah öreceğim. Yalnız burada siyah örerken iplerin olduğu kısımlara, bakın ipi taktığım kısımlara birer tane zincir çekip bir sık iğne atlayarak boşluk bırakacağım. Şöyle gösterelim. Bakın. Kenardan başladığım noktadan şimdi şu noktaya boşluk bırakacağım. Boşluğu nasıl bırakacağım? Bir tane zincir çekeceğim. Alttan bir tane sık iğne atlayıp bir sonraki sık iğneye batacağım. Atladım. Ve sık iğne yaptım. Bakın burada bir zincirlik boşluk oluştu. Devam ediyorum. Sık iğnelerimi örmeye. Tabii yürüttüğüm ipi de dengeli bir şekilde çekeceğim. Bunların görünmesi problem değil. İçeriden yürüttüğüm iplerin. Bakın. Şimdi şu noktada, bu noktada bırakalım. Bir tane zincir çekeyim. Kaç tane ördüm? 2, 4, 6 tane siyah sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne atladım. Bir sonrakine battım. Bakın. Yine arka tek kanadına batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne ördüm. Bu şekilde bakın boşluklar bırakıyorum. Bir zincir çekip bir sık iğne atlayıp bir sonraki noktaya batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bu siyah sırasında ben boşluklar oluşturacağım. Ve bağlama ipini de yine ben siyahtan yapacağım. Siyah püskül, siyah bağlama noktası oluşturacağım. Bu yüzden siyahla yapmak istedim. Ama sizler krem renkli yaparsanız krem renkli boşluk bırakırsınız. Bu tamamen size kalmış. Şimdi bakın burada yine boşluk bırakacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlayıp bir sonrakine batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde bütün iplerimi koyduğum noktada ağız kısmını belirledikten sonra böyle ipler takabilirsiniz. Çengelli iğne takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir yerini belirginleştirdikten sonra bu şekilde boşluklar bırakarak ağız bağlama kısmını da belirliyoruz. Şimdi ben siyah sıramı bitirip sadece bu sırada boşluklarımı oluşturup diğer 3 sırayı normal krem örerek çantamı artık bitireceğim. Sonrasında artık kulp kısmına geçeceğiz. Bu arada zincir çektiğim boşluklara da bakın bir üst sırada krem rengime geçtim artık. Direkt arka tek kanatlarını batarak 3 sıra krem sık iğne öreceğim. Şimdi zincir kısmına da geldiğimizde zincirin ortasına batıyoruz. Bu noktayı atlamıyoruz. O boşluk bıraktığımız, bakın burada boşluk var. Bu boşluktaki, şimdi siyah olduğu için çok net belli olmuyor ama buradaki zincirin ortasına da batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Hiçbir ilmeği atlamadan bakın sık iğnenin üzerine sık iğne ve burada şöyle zincirin üzerine de yine sık iğne örmeye devam ediyoruz. Arka tek kanatlarını alarak bu şekilde boşluklara da bakın iki noktaya da uyguladım. Atlamadan sık iğnelerimizi birer tane örerek boşlukları da bu şekilde geçmiş oluyoruz bir üst sırada. Ben şimdi 3 sıra dediğim gibi krem rengimde öreceğim. Sonrasında ağız kısmını birleştirip kulp kısmına geçelim.